yeni videoma hoş geldiniz. Tipimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama nöbetten geldim. Bugün çok aç geldiğim için önce kendime güzel bir kahvaltı hazırladım. Sağlıklı beslenmemizi devam ettiriyoruz hala. Kahvaltımı yaptım. Sonrasında gördüğünüz sütlaç yaptım. Detaylı çekmedim çünkü kanalımda zaten daha önce birkaç kez sütlaç tarifi yaptık sizinle. YouTube'a Gamze Kahraman sütlaç diye yazabilirsiniz ya da şuraya eklerim isterseniz oradan da direkt gidebilirsiniz. Açıklama kısmına eklemiştim zaten. Tam ölçülü tutan bir tarif bu arada. Ben sadece birazcık kafama göre arttırıyorum bazen. Normalde tam 6 kase çıkıyor. Ben birazcık işte pirincini arttırıyorum, sütünü arttırıyorum. Kafama göre biraz uydurmasyon da yaparken bugün galiba 8-9 tane falan çıkardık. Onları hallettim. Şimdi onu da dışarıya soğumaya bıraktıktan sonra dedim ki büyük bir kargom geldi. Trendyol alışverişim. Buradan görmek isteyenler için de hızlıca göstereyim. Üzerimde deneyip zaten Instagram'da paylaşıyor olacağım. Orası için de fotoğraf çekilip size buraya görsellerimi eklerim nasıl durduğunu. Çünkü o şekilde merak eden arkadaşlarım da çok oluyor. Onları da kırmak istemiyorum. Alışveriş kısmını çok sevmeyenler için de burayı birazcık sardırabilirsiniz diyorum. Ve bunlara başlayalım. Çünkü ben bunları hemen yıkayıp kurutmaya atacağım. Bir an önce giymek de istiyorum. Çünkü işlerim uzamadan halledeyim. Ondan sonra duşa gireceğim. Bakım yapacağız. Nöbet sonrası bir hafta içi günümde neler yapıyorum? Her şeye nasıl yetişiyorum? Nasıl dinleniyorum? Günü nasıl yönetiyorum? Gibi bir video olacak bu. Bu da dün soru cevap yaptığımda sizden öneri olarak gelmişti. Daha çok işte hani gününü nasıl yönetiyorsun, nasıl motive oluyorsun gibi gibi sorular. Bugün neler yapacağımı artık birlikte göreceğiz. Direkt dedim ki nöbet sonrası bir video olarak bunu başlatayım. Şimdi ilk olarak aldıklarıma birlikte bakalım. Yeni sezon ürünlerinde işte bir kupon oluyor. O da size de çıkacak. Yani herkese çıkan bir kupon. Fotoğrafların altında, alt kısmında alışveriş yapma koleksiyon ekli kısmının o tarafta mesela 100 lira üstüne 30 lira kupon gibi gibi şeyler. 100 lira üstüne 70 lira kupon vardı ve 100 liralık bir ürünü 30 liraya alabiliyordunuz. Tam da o kupondan faydalanarak bir sürü güzel sipariş verdim kendime Ocak ayı alışverişi için. Öncelikle bir tane şöyle yelek söyledim. Bu Trendyol Modest kısmından yani kapalılar için çıkardığı kısımdan. Trendyol'un 36-38 beden aldım çünkü zaten oversize gözüküyordu. Bunu böyle elbiselerin üstüne, işte ne bileyim tweetlerin üstüne falan hayal ettim. Gerçekten de çok güzel geldi. Rengi ben açık rengini aldım. Birkaç farklı rengi var. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Oraya ekliyor olacağım zaten linklerini. Şöyle gömleklerin içine giydiğim beyaz tişört vardı. Uzun kollu bir tişört. Yani gerçekten tam anlamıyla tişört. Şöyle. Bunun siyahını da söylemek istedim. Bunları small söylüyorum ve bunlar %100 pamuk bu arada. Bir de aynısının şöyle krem rengini söyledim. Bir şeylerin içine giymek için ya da böyle tek başına eşofman üstlerine, sweatshirtlerin içine falan da giyilir diye. Bu da yine %100 pamuk. Gerçekten çok güzel. Bunlar da 30-40 lira gibi bir şeye geldi. Şu an daha yüksektir diye düşünüyorum. Yine basiclerden gidecek olursak bir parça her zaman hayat kurtarır ve çok paralar vermeye gerek yok. O yüzden Trendyol'dan almayı tercih ediyorum. Bu da Burak için aldığımız. Şöyle large beden almışız. Ay onunki çok güzelmiş. Şey, likralı. Aynen yumuşacık. Bunları da Burak da yine gömleklerin içine giysin diye aldım. Devam edelim. 52 liraya bir tulum aldım. Gerçekten 52 liraydı. Şu an indirim biter bitmez fiyatını uçurdular. Bir bakalım. Kemeri de var. Gelmiş mi? Evet, kemeri ayrı bir parça halinde gelmiş. Şöyle tam mevsimlik. İsterseniz böyle baharda falan direkt bu şekilde de giyebilirsiniz. Üstünüze bir şeyle ya da içinize boğazlı kazakla, gömlekle harika olacak bir parça. Şöyle göstereyim, dokusu da çok güzel. Uzun pantolon şeklinde, yine fotoğrafını ekliyor olacağım size. Geçen üzerimde gördüğünüz elbise, Nermin'in evet 40 uçurma zamanı bir elbise göstermiştim size. Upuzun, yumuşacık bir elbise. O da bu alışverişin içindeydi. Sadece ayrı olarak geldi. Nedenini bilmiyorum. Bir de small beden, şöyle üste yapışan triko. Uzun bir elbise. Evet, bu diz altında rahat etmek için bu tarz elbiseleri çok seviyorum. Hemen yıkayıp hatta akşam giymek istiyorum. Akşamda Ahmet Berk'in yani Buran amcalarının oğlunun doğum günü var. Oraya davetliyiz. AVM'de kutlayacaklar. Oraya geçeceğiz. Şuradan devam edecek olursak da upuzun bir hırka aldım. Bunu da yine böyle elbiselerin üzerine, işte taytların üstüne uzun, sadece bunu giyip çıkabileceğiniz, yani havaları geldiği zaman, bayağı da kalınmış bu arada kışlık gibi. Havaları geldiğinde direkt kotun üzerine, işte mont yerine bu uzun hırkalar kurtarıcı. Şöyle göstereyim, tüylenme falan yapar mı zamanla yine paylaşırım. Bunu ev giyim olarak düşünerek aldım. Small beden almışım. Şöyle bir tulum, aşırı sevimli bir tulum. Şortlu
ve uzun kollu. Böyle daha çok pijama ya da işte evde akşamları ya da gündüzleri işte giyerken, video çekerken falan giymek için aldığım bir parça. Çok uyguna denk gelmişti. O yüzden bunu da ekledim sepetime. Ve son olarak iki tane de sivit aldım. Bu sivit aynı sivit aslında. Umarım yani olur ve değiştirmem. İki tane farklı rengini aldım. Bir tanesi şöyle lacivert, medium beden aldım. Bunları large alacaktım ama yoktu. İyi ki de almamışım bu arada. Çünkü kolları çok uzun olacakmış. Bunları işte 40 liraya aldım o kupon sayesinde. İçi polar, sıcacık ama çok da kalın değil. Beli lastikli. Diğer rengi de griydi. Böyle kısa sweatshirtlere ihtiyacım vardı. Çünkü biliyorsunuz kısa bir tane yeleğim var. Siyah. Şu griyi falan onunla kombinlemek için düşündüm. İçerisinde çünkü uzun bir şey giydiğinde çok hoş durmuyor. Daha çok krop parçalarla güzel gözüken bir yelek o. O yüzden bir de bunu, bu rengini aldım. Yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Şimdi bunları Instagram için de deneyeceğim. Sonra hemen yıkama, kurutma. Bu işi de halledeceğim. Sonra ben duşa girer çıkarım ve güzel bir maske yapımında buluşuruz sizinle. Bunları yıkamaya atacağım. Hatta hemen kurutmaya da. Akşama elbisemi giymek istiyorum çünkü doğum gününde. Şöyle hepsini... Etiketini kesiyorum. Ay saat 1.30 oldu resmen. Ne duşa girebildim ne bir şey. Üstümdekileri dene. Hem Instagram'a çek, YouTube'a çek falan derken bayağı bir zaman geçti. Bile içemedim. O yüzden şimdi hemen bunları atayım. Ondan sonra da duşa gireyim. Maskeler beklerken falan da bir güzel kahvemizi içeriz. Duştan çıktım. Pamuk gibi hissediyorum gerçekten. Ama asıl şimdi cildimizi temizleme zamanı. Normalde genelde duşa girmeden önce falan yapıyorum ben bu bakımları. Ya da cildimi temizleyip o şekilde yapıyorum. Ama şimdi duşta böyle iyice yumuşasın istedim. Gözeneklerim falan. Özellikle işte lekelenmeler. Onların hepsini gidermek için fidi metodunu yapacağım. Bunu ben genelde haftada bir, iki haftada bir falan yapıyorum. Asit, kil ve yağ üçlüsüyle yapılan bir yöntem. Korelilerin bulduğu bir yöntem. Daha önce paylaşmış mıydım hatırlamıyorum. Fidi metodu diye şuraya yazarım. Araştırmak isteyenler detaylı bir şekilde araştırır. Gözümü 20 dakika bekleteceğim. Bu yöntemde birazcık daha fazla bekletirsek daha çok etkili olurmuş. Kullandığım ürünleri açıklama kısmına eklerim. Benim kullandığım kırmızı peeling Purist markası. Nari muadili olarak geçtiği için de içerik olarak da güzel bir marka. Markanın kırmızı peelingini çok seviyorum. O yüzden açıkçası başka bir marka denemedim. Şimdi şöyle bütün yüzüme uygulayacağım. İsterseniz gözeneklerin daha çok olduğu yere, T bölgenize de uygulayabilirsiniz. Şöyle bir miktar sürdüm ve bunu tüm yüzüme yedireceğim. Sonrasında bu kuruduktan sonra bunu yıkamıyoruz ve yıkamadan üzerine bir kil maskesi süreceğiz. Ve şu maskeleri de sizinle birlikte açmıştık hatırlarsanız. Kaladermin maskelerini bunlardan bir tanesini deneyeceğim. Çünkü bunlar da kil maskesi. Sadece içeriğine bir şeyler daha eklemişler. Yine aynı markanın. O kullandığım yeşilin bir farklı modeli. Gerçekten çok uygun. Beşlisini 50 liraya almıştım. Ve bu da kolajen içeren. Yani ekstradan sadece genç bir cilt görünüme yardımcı olup cildinizi daha pırıl pırıl ve sağlıklı göstermesini sağlayan ürün. Kuruduktan sonra da kil maskesini uygulayacağız. O arada ben de kahvemi ısıtayım çünkü 20 dakika beklemek az değil. O arada hem kahvemi içeyim, işte yapılacak işlerimi halledeyim. Sonra tekrar buluşacağız sizinle. Kahvemi aldım geldim. Ay süreyi alarm kurmuştum da daha fazla bekletmeyeyim diye gereksiz yere. Şimdi sırada kil maskesini üstüne uygulayacağım. Bekleme süreleri biraz uzun olduğu için o arada dedim ki kahvemi demleyip içeyim. Uygulayacağım. Bunu da yine aynı şekilde 20 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra yıkıyoruz. Dedim ki beklerken size şu geçenki videoda söylediğim başkadan aldıklarım indirimde zorla yakaladım demiştim ya. Onu açalım. Zaten bolca kargo açtık bugün. En azından kargo açmışken bu da aradan çıksın dedim. Hem deneyeyim ki eğer olmazsa iadesini oluşturacağım. Şimdi şöyle bir tight almıştım. Deri tight'ım yoktu. Deri pantolonum vardı ama tight da ihtiyaç oluyor bazen. Çünkü her şeyle pantolon uymuyor. Şöyle hatta şeyi var, fermuarı var. Gümüş detaylı bu arada. Ben 34 yani şey pardon. Ben small beden söylemişim. Aslında X small mu söylesem falan yorumlarda çok kararsız kalmıştım.
İçi şu şekilde rahatlıkla giyebilirsiniz. Full deri olunca gerçekten hiç rahat giyinmiyor. Bunu denerek size gösteririm. Of, çanta güzel geldi. Bu renkte bir çantam yoktu. Böyle daha çok bu kombini yaptığımda daha spor giyiniyorum. Bu renklerde şık bir kombin yaparsam zaten krem şık çantalarımdan takıyorum ama şöyle siyahların üstünde falan çok hoş gözükür diye düşündüm. Gerçekten beklediğimden de güzel geldi. Martesi de Nermin'lerle İzmir'e gidiyoruz. Allah izin verirse orada olacağız. Bakın, şu zincir detayını unutmuşum. Çok güzelmiş. Bu da gümüş detaylı yine. Allah izin verirse İzmir'deyiz. Hem Ikea'ya gideceğiz. Bebişin ilk gezmesi olacak. İki araba gideceğiz. Annesi de olacağı için Nermin'in. Arabaya sığamayız. Ablamla İnci de belki bize katılır. O yüzden arabamız boş olacak çünkü. Şöyle içinde de bir tane daha minik gözü var. O zaman gidemediğim için oraya gittikçe de bakıyorum. Şöyle uzatabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir çantaymış. Ve şu geçen gün bahsettiğim Madame Coco'dan aldığım Nevresim takımı vardı. Onun da kumaşını bir inceleyelim birlikte. Bu desenin hayranıyım. Bu deseni seviyorsanız zaten her türlü şeyini seversiniz. Deseni sevmiyorsanız beğenmeyebilirsiniz. Bakın şöyle 400 lira üzerindeki fiyat. Ben de hep 400 lirayken favorilerimdeydi. Sonra bir anda indirime girdi. Hemen kaptım. Hala da indirimdeydi bu ara. Bu arada size söylediğimde de indirimdeydi. Çok fazla Nevresim takımım oldu. O yüzden bu da son artık. Bir süre eskiyene kadar diğerleri almam diye düşünüyorum. Yastık kılıfı şu şekilde. Evet, %100 pamuk. Üzerinde de yazıyor. Şöyle iki tane yastık kılıfı var. Çarşafı da çok hoşuma gitti benim. Bakın diğer nevresimlerimle de uydurabilirim. Böyle kremli olması gerçekten çok güzel. İçinde çarşafı da olmayabiliyor bazen bu tarz nevresimlerin. O yüzden sinir oluyorum. Bunun çok şükür çarşafı da var. Şöyle iç kısmı da yine krem. Çarşafıyla aynı. Dışı da bu şekilde. Bayağı güzel geldi. Sevdim. Hatta bunu da hemen şimdi yıkamaya atacağım. Yıkansın ki bu nevresimlerden sonra hemen serelim. Stokları da bitmeden, indirim de bitmeden Instagram'da da tekrar paylaşırım. Son bir kargom kaldı. O da Rossmann'dan eksiklerimi ve ihtiyaçlarımı sipariş vermiştim. Öncelikle şu temizlik mendillerinden aldım. Bunlardan 3 tane almışım. Evet, çünkü indirimdeydi. 13-14 lira civarında bir şeydi. 2 tane limonlusundan, bir tane de okyanus kokulusundan aldım. Bunlar gerçekten çok pratik ve büyük. Bilmiyorum belli oluyor mu orada. 50'li içerisinde de çok uzun bir süre gidiyor zaten. Ben günlük olarak her gün yani lavaboları öyle güzelce siliyorum. Lavaboyu ve çıkıyorum. Bir de bunların cam mendilleri de var bende biliyorsunuz. Bir de şunu söylemiştim. Bu da çamaşır kurutma makinesi içinmiş. Ne yazıyor? 25'li kurutma makinesi için hazır mendil, çiçek rüyası. Mis gibi koktuğunu söylüyorlar. Hepsi dediğim gibi açıklama kısmında olacak. Yüzüm çok korkunç olduğu için size göstermiyorum. İyice de gerilmeye başladı. Şimdi yüzümü de yıkarım. Ondan sonra yağ kısmında tekrar buluşuruz. Bakın Titan şöyle duruşunda size göstermek istedim. İlk small da olurmuş ama çok yapışırdı. O zaman da ben biraz rahatsız oluyorum. Belli falan. Bence gayet ideal. Ay yani... havlu düştü kafamdan. Evet. Güzelce yıkadım. Böyle minik minik kızarıklıklar oluyor cildim hassas olduğu için ama sonradan geçiyor. Cidden şimdiden parlamaya başladı. Şimdi bu adımın son aşaması olan Isana'nın yüz temizleme yağıyla, yani sizin için hiç fark etmez. Nivea'nınkini falan da kullanabilirsiniz. Şöyle elime biraz sıkıyorum. Yani yüz temizleme yağı olacak. Çünkü asit kil ve yağ ile yapacağız. Şimdi cildimize güzelce masaj yapacağız bununla. Bu aşama önemli. O yüzden 2-3 dakika boyunca sürdürmeyi unutmamamız gerekiyor. Ondan sonrasında da bunu da yıkayacağız ve artık cildimizi tonikleme, nemlendirme kısmına geçeceğiz. Cildimi tertemiz yıkadım. Evet, yüz temizleme yağını da yıkadım geldim. Ve cildimin son hali bu şekilde. Yakından da görün istiyorum. Tüm gerçekliğiyle ortada şu an cildim. Şu an bu kızarıklık benim için çok normal. Çünkü gerçekten cildim çok hassas ve gördüğünüz gibi anında kızarıyor. Asit kullanımına çok dikkat etmeniz gerekiyor lütfen. En korktuğum şey budur. Çünkü asitler ne kadar başarılı olsalar da bu konularda fazla beklettiğinizde ya da doğru yöntemleri uygulamadığınızda çok tehlikeli olabiliyorlar. Cildinizin güneşle birlikte lekelenmesini yol açabilirler. O yüzden... öncelikle cildinizin küçük bir bölümünde deneyin ki alerjik reaksiyon gösterip göstermediğine bakın. Bir 10 dakika bekletin. Ben daha önce uyguladığım için şu an direkt yüzüme uygulayabiliyorum. Sonrasında da bir asit kullanıyorsanız mutlaka güneş kremi uygulamanız gerekiyor. Ve 50 faktörlük olmasına özellikle dikkat edin.
güneşe çıksanız da çıkmasanız da, yaz da olsa kış da olsa, zaten yazın çok fazla tercih etmememiz gerekiyor. Ya da güneşe çıkmayacaksak akşam vakti yapmamız daha çok öneriliyor. Ben mesela yazın daha azaltıyorum bu bakımı. Kışın daha çok uyguluyorum güneşe çıkmayacağım için. Evet, yavaş yavaş geçmeye başladı kızarıklıklarda ama biliyor musunuz? Yani şöyle bir dokunsanız pamuk sanki yüzüm, pamuk. Şimdi zaten asit kullanıp cildimizi yorduk. Üzerine tonikle tertemiz yapmamız lazım ve bunun için de içeriği temiz, hafif bir şeyler kullanmak gerekiyor. Ben saf gül suyu kullanıyorum. Bunun hem kullanımı çok pratik, hem böyle dolaba koyduğunuzda yazın mis gibi serinletiyor. Isparta'nın güllerinden elde edildiği yazıyor üzerinden ve %100 doğal. O yüzden bunu tonik olarak uyguluyorum. Cildime sadece direkt sıkıyorum. Ferahlattı resmen. Evet. Şu şekilde elimle birazcık yediriyorum. De gelelim güneş kremine. Bunun üzerine bir makyaj uygulamak istemiyorum. Zaten şu an cildim çok hassas. O yüzden bu Misha'nın güneş kremini kullanacağım. Ve biliyorsunuz bunu size en son paylaşmıştım. Şimdi şöyle bolca uyguluyorum. Ve bunun üzerine fondöten, BB hiçbir şey sürmeyeceğim. Kremini de uyguladım. Hem aydınlık, ışıl ışıl bir cilt yapıyor hem de aynı zamanda cildimizi korumuş da oluyoruz. Güzel bu da. Bunu da bir haftadır kullanıyorum. Gerçekten hoşuma gitti. Evet, şimdi ben şöyle göz altlarıma birazcık renk vereyim. Bir maskara falan süreyim. Ondan sonra tekrar geliyorum. Of, şu bakımın üzerine yapılan makyajın güzelliği bambaşka. Hiçbir şey yok. Sadece güneş kremi. Biraz göz altımı kapattım. Maskara ve ruj. Hepsi bu kadar. Allık bile yok. Ne kadar güzel gösteriyor. Çok canlı oluyor çünkü yüzünüz. Evet, şimdi çamaşırlarım bitti. Kurutma makinesini çalıştıracağım. Sonra nevresimleri atacağım. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Mendili deneyeceğim kurutma makinesinde. Merak ediyorum. Bu arada bataryam bitmek üzere. Aslında çok bir şey çekmedim. Sabahtan beri hızlı mı bitti ya da ben mi fark etmedim çekimleri bilmiyorum. Neyse, şimdi bataryamı da şarj edeyim. Ondan sonra tekrar buluşuruz. Selam tekrardan. Şimdi videomu editlemiştim. Onu yüklemeye bıraktım. Tavuklarım çözündü. Onların sosunu hazırlayacağız şimdi sizinle birlikte. Çirene kadar dolapta bekleyecek. Sosun içerisine sonrasında fırına vereceğiz. Çok lezzetli bir sos. Yani yıllardır yaptığım bir sos. Çoğunuzun da belki de yaptığı bir sos. Ve hep aynı şeyle yapıyorum. Kalan sosu da patateslere yedirip, hatta soğan da koyup onları bir güzel fırınlıyorum. Bu şekilde pişireceğim. Şimdi gelin sosumuzu birlikte hazırlayalım. Bu arada da robotu saldım. Yani siz yokken pek bir şey yapmadım. Robotu saldım. Onun arkasından şimdi villa da yapacağım. Robotu da ondan sonra buraya salacağım. Şurada bir işlerim bitsin ki robotu da rahatlıkla salayım. Şimdi şu kase bize yeter mi ki? Benim 5 tane tavuğum var. Bunu geçen videoda beraber yapmıştık hatta. Ben tavukların derilerini kesiyorum. Hatta şöyle yapınca çok daha kolay oluyor. Çünkü bu sefer bütün sos deride kalıyor. Eğer deri yemiyorsanız bizim gibi, o zaman da hiç soslu bir tat alamıyorsunuz. O yüzden ben derilerini kesiyorum. Eğer ki çok kalabalık bir menü yapmıyorsam, içini de şöyle çizeceğim. Güneş vuruyor şu anda buraya. Böyle olduğu zaman ama hiç güzel gözükmüyor. Şimdi bunun üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ya benimki biraz göz kararı. Şöyle 2 kaşık yoğurt koyuyorum. Kendi mayaladığım yoğurttan. Aşağı. Onu da şöyle yapacağım. Biraz domates. Biraz da biber. Çünkü biber salçasının lezzetine ben bayılıyorum. Toz kırmızı biber koyacağım. Tuz. Ekik. Bu kadar. Şimdi bu sosu güzelce yediriyorum. Yaklaşık 1 saat kadar bu sosun içerisinde beklemesi gerekiyor. En az. Bekletiyorum. Çünkü hem içerisinde çok güzel çekmiş oluyor sosu, hem de aynı zamanda yumuşacık oluyor tavuklarınız. Bu sosu sonrasında patatesleri de batırıyorum kalan sosa. Deyip dolaba kaldıracağım. Dolapta bekleteceğiz.
Ben geldim. Şimdi çorbamı hazırlayacağım. Yemeğimi de az sonra fırına vereceğim. Buçuk gibi veririm büyük ihtimalle. Bir yarım saat daha dursun. O arada biz de çorbamızı hazırlayalım. Bugün terbiyeli şehriye çorbası yapacağım. Böyle çok az salça da koyacağım. Domates sosuyla birlikte. Önce şehriyeleri kavuruyorum. Böyle bayağı lezzetli oluyor. Çok değil, çok hafif kavuracağım bu arada. Yine göz kararı şehriye ekleme operasyonu. Umarım tutar diyerekten. Yarım çay, yarım su bardağı kadar diyebilirim bence. Sonra şehriye kavrulduktan sonra da biraz domates sosundan, birazcık da biber salçasından, yine yoğun bir lezzet versin diye biber salçası ekleyeceğim. Onunla da az bir şey kavurduktan sonra suyunu ekliyorum ve şehriyelerimi pişmeye bırakacağım. Diğer çorbaları terbiye yapar gibi bir kaşık yoğurt, bir tane yumurta sarısı ve bir kaşık da un. 2 kaşık yoğurt da koyabilirsiniz. Böyle hazırlayacağım. Bizimki 2 kişilik olacağı için ben biraz ölçüleri az yapıyorum. Sonra yemeğimizi de veririz. Bugün yanına bir şey yapmayacağım ama çok tıkamayalım kendimizi. Zaten doğum gününe gideceğimiz için orada da pasta falan yiyeceğiz. O yüzden bu yemekler yeterli olur. Hızlandırıyorum. Siz bu aşamaları hızlı hızlı izleyin. Kim son videoma gelen, bundan önceki videoma, yorumlarınız o kadar güzel ki çok motive etti beni gerçekten. Aşırı mutluyum. Birazcık da şöyle. Alüminyum folyo zararlı olduğu için böyle yağlı kağıdı ıslatıyorum. Sonra güzelce sıkıp suyunu, bunu üstüne örtüyorum yemeklerimin. Güzelce pişinceye kadar bu şekilde pişireceğim. Sonrasında da açacağım ağzını. Üzerleri kızaracak. Bu kadar. İşte yemeğimiz hazır. Şimdi 200 derece fırına vermem. Burada da çorbamız hazır. Şehriyelerim iyice yumuşadı. Artık terbiyemi ekleyebilirim. Evet, biz hıphızlı bir şekilde yemeğimizi yedik. Sofrayı topladık. Burak biraz erken geldi hatta. Ve şimdi hazırlandık doğum günü için. Çıkacağız. Ben de böyle size giydiklerimi göstermek istedim. Genelde Instagram'dan paylaşıyorum ama vlog çekerken size de göstermek istiyorum. Bu yeni aldığım elbiseyi biliyorsunuz. Yıkadım, kuruttum. Hepsini katladım çamaşırların. İki arada bir derede ne ara ne yaptım ben de bilmiyorum. Bazen gerçekten benden 2-3 tane var gibi hissediyorum ben de. Onu giydim. Şöyle tam bir doğum günü elbisesi oldu. Yani ne çok şık ne çok sade. Üstüme de bu yine Trendyol Milla'nın kaşe montunu aldım. Bunu da size aldığımda göstermiştim. Hatta üstüme deneyip göstermemiştim. Çok güzel bir parça. Böyle oversize durması gerçekten hoş gözüküyor. Siyahı da çıkmıştı ama çok hızlı tükeniyor bu arada. Bunun da bedenleri varsa eğer size bırakırım. Ayağıma da şöyle benim kovboy botlarımı giydim. Bir de şu çantayı taktım. Yılan derili. Evet, böyleyiz. Artık çıkıyoruz evden. Biz yürüyerek geçeceğiz Burak'la. AVM bize yakın olduğu için. Evet. Sokaklar bizim. Aynadan odaklamalı. Kocaş köpek almadı. Ne yapacağız? Benim köpek korkum. AVM'ye geçiyoruz. İyi ya. Ne yapalım? Furkan da burada. Selam canım. Ama sen böyle işte. İnci kucaktan kucağa. Bayağı da hadi bir daha. Söyle İnci, sen söyle. İnci ortamı yaptırdı burada. Hadi gel, başlıyor. Söyle dayı. Dayı söyle. Ben bilmiyorum ya. Şey ile de böyle. Biz evimize geldik. Güzel bir akşamdı. Saat 10.30.
10.30'a geliyor. Kardeşimi bıraktık. Oradan eve geldik. Şimdi birlikte dizi izleyeceğiz. Burak'la biliyorsunuz Witcher'ı bitirdik. 3 günde falan bitirdik sanırım. Bu sefer de Lucifer diye bir diziye başlayacağız. Bu arada öneri isteyenler için Witcher gerçekten %100 önerimdir. %90 diyeyim. Çünkü belki savaşsal böyle o tarz şeyleri sevmiyorsunuzdur. Güzel yani, biz çok sevdik, soluksuz izledik diyebilirim. Şimdi Lucifer da çok fazla övülüyordu, bir de ona başlamak istiyoruz birlikte. Ben bir de Emily in Paris izliyorum, onu da öneririm. Özellikle kızcalarım sizlere öneriyorum. Şimdi böyle birazcık keyif yapacağız. Ben de pijamalara geçiş yaptım. Bundan sonrası yatış çünkü benim için. Bir makyajımı da çıkarayım hem rahat rahat olsun. Biliyorsunuz yüzümü, çünkü bugün maske yaptığım için daha fazla yormak istemiyorum. Makyajımı çıkarırım, suyumu da alayım ve geçiyoruz artık. İkinci günden herkese tekrar merhaba. Saatimiz 1. Bugün de vlogumu devam ettirmek istedim. Çünkü az sonra komşularım gelecek. Evet, komşularım. Siz Tuğçe'yi ilk kez göreceksiniz. Sanırım en üst komşularımız. Daha önce size bahsetmiştim biraz aslında. AVM'de çalışıyorlar. O yüzden oldukça yoğun çalışıyorlar. Salı günleri evde oldukları için bugün Tuğçe'ye mesaj attım. Müsait misin? Kahveye çağıracaktım seni diye. O da müsait olunca hemen Nermin'e de haber verdim. Arven'i de özlemiş çünkü. Hep beraber bana gelecekler. İkisi daha doğrusu. Hem birlikte kahve içeriz, böyle biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Vatan o kadar çok iş hallettim ki, hemen günlük temizliğimi biliyorsunuz zaten, yakın zamanda da temizlikle düzenli bir şey paylaştığım için bu videoda tekrar çekmedim artık. Hot süpürgeyi saldım ve bütün evi temizlettim. Arkasından ben villada yaptım. Sonrasında mendillerimle işte banyoları, toz alınacak yerleri her yeri temizledim. Şu an çok rahatım. Hatta koltuklarımızı da düzelttim. Oturma odasında çok dizi izlediğimiz için sürekli koltuklar açık oluyor. Keyif koltuğu şeklinde. Bugün de hava yağmurlu. O yüzden de oldukça karanlık. Siz tabii şu an kameranın ışığıyla daha aydınlık görüyorsunuz. Ama salonda oturursak çok daha iyi olur. Buran bilgisayarı. Kaldırınca da kızıyor çok aparat olduğu için. Belki burada otururuz. Burası çok daha iyi. Yine de ışık istiyor. Bu akşam da ablama gidiyoruz Nermin'le birlikte. Çünkü Arvin'in 40'ı için ablam onu davet etti. Şöyle 1-2 saat hemen oturacağız. Halide anne ve Nermin'in annesi Emine abla da olacak. Evet, hadi gelin o zaman şu kahve için biraz hazırlıklarımıza başlayalım. Tuğçe geldi çünkü Arven ağlıyormuş. Hazır mısınız Tuğçe ile tanışmaya? Diğer komşunuzla niye görüşmüyorsunuz diyordunuz. İşte. Sonunda yakaladık Tuğçe'yi evde. Böyle şimdi bekliyoruz. Arven ve Nermin de gelsin. Hep beraber oturacağız. Hehe, sizi çekmedim. Evet, beklenen kadro geldi. Arven orada yatıyor. Çok da önü dönükmüş canım. Hadi gel, babasını kızdırmamak için hadi sana bir şov yaparım Gamze teyze. Çek. Evet, baba görmeden. Şuna bakın, şu kukuletası o kadar yakışıyor ki. Annesi aç. Tamam. Tamam, göstermiyoruz. Babaya söyleme bizi. Şaka yaptık, şaka yaptık. Kızma, kızma. Şaka yaptık, şaka yaptık. Komşularım gitti. Şimdi ben de akşam yemeğini hazırlayayım dedim. Saatim kaçmış bir bakıyorum. Saat 4. Gideli onlar bir yarım saat oldu ama ben birazcık evi toparladım. İşte Instagram için çekmem gereken birkaç video vardı. Onları çektim. İndirimler başladı çünkü Trendyol'da. Bu siz izlediğinizde indirim kalır mı bilmiyorum. O yüzden açıkçası indirimle ilgili çok bir şey bahsetmiyorum. Instagram'dan takip ederseniz ama orada indirim olduğunda özellikle en çok merak ettiğiniz şeyleri paylaşıyorum. Şimdi bulaşıkları falan yıkadım. Ortalığı toparladım. Sütlaç çok lezzetli olmuş bu arada. Birlikte yapmıştık hatırlarsanız. Denemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Şimdi akşam yemeği için dünden hazırladığımız tavuklardan kaldı aslında. Bir de yanına kabak yemeği yapacağım. Zeytinyağlı hafif bir şey olsun zaten tavuk yiyeceğiz diye. Yanına da şöyle bir tane havuç var. Birazcık karnabahar haşlayacağım. Buharda haşlayıp onu böyle hafif zeytinyağlı, işte biraz baharatlı falan bir sos yapınca çok lezzetli oluyor. Yanına böyle garnitür gibi olsun istedim.
Bu şekilde şimdi hızlı hızlı sizinle onu hazırlayalım. Sonrasında videomu editlemeye oturacağım. Yeni kapsül sipariş verdim. Benim gibi kapsüllü kahve makinesi kullanıp daha uygun fiyatlı kapsüller acaba olur mu diye arayışında olanlar varsa, çünkü Nespresso'nun kapsülleri şu anda tanesi 7-8 liraya geliyor. O yüzden ben de farklı kapsüller arayışındaydım açıkçası. Çünkü hani arkadaşlarımız da geliyor, onlara da yapmak istiyoruz. Yani böyle bir gün hani günde bir tane falan içersen belki sıkıntı yok ama bizim gibi kahve sever arkadaşlarımız da sevince açıkçası birazcık daha böyle uygun fiyatlı birkaç kapsül daha arayışına girdik. Onu da deneriz sizinle birlikte. Şimdi yemeğimizi hazırlayalım. O aradan çıksın. Sonra kahvemizi yaparız ve ben biraz video editlerim. Bir yandan da Emily in Paris'in ikinci bölümünü izlemek için sabırsızlanıyorum. Havada dışarıda öyle güzel yağmur var ki şimdi size göstereceğim. Önce bir su kaynatalım haşlanması için sebzelerin. Suda haşlanmış sebzeleri hiç sevmiyorum. Ikea'ya bu gittiğimde not alayım da unutmayayım. Söylemiştim size değil mi? Nerminler'le cumartesi günü Ikea'ya gidiyoruz diye İzmir'e. Not alayım bu sefer unutmayayım çünkü pişirme aparatım yok. Ben süzgeçte direkt yapıyorum. Şu yine Ikea'nın süzgeçlerinin içerisine koyuyorum sebzeleri. Tencereye tam oturtmadan o şekilde yapıyorum ama öyle bir aparata ihtiyacım var açıkçası. Şimdi dışarıda yağmur varken evde olmak gerçekten çok huzurlu. Şöyle göstereyim. Tek düşündüğüm bu oluyor. Kendim her ne kadar mutlu olsam da evde olmaktan. Tabii ki dışarıda olan canlıları da üzülüyorum. Şöyle göstereyim. Evet, yani bu ortamda evde olmak gerçekten huzur verici. Şimdi gidelim yemeğimizi hızlı hızlı hazırlayalım. Genelde rahatsız olduğumda saçımı topluyorum ama mutfağa girdiğimde saçımı toplamadığımda çok rahatsız olan bir kitle var. Yani hani eğer arkaya atabiliyorsam ya da kulağımın arkasına rahatsız olmadığımda o şekilde de yapıyorum. Maşallah diyeyim, çok şükür öyle yemeklerimde de hiçbir zaman kız çıkmadı. Aman büyük konuşmayayım, misafirime falan çıkar da. Ama genelde de zaten topluyorum saçlarımı. Yine de bir söyleyeyim dedim. Hadi başlıyoruz. Bu arada... O kadar acıymış ki, yani bu kadar olabilir danca diyorum. Gözümü açamıyorum şu an. Ah, bu soğanların acıları. Daha hiç öyle gözümü yakmayan soğan denk gelmedi bana, biliyor musunuz? Hepsi yakıyor. Of, çok fena. İyi, çok fena yaktı hem de. Bakın, ağlıyorum şu an. Anımı aldım tencereme, bir tane soğan. Üzerine zeytinyağı dökeceğim. Ben yemeklerimde sıvı yağ hiç kullanmıyorum. Tarifte sıvı yağ yazsa bile zeytinyağı koyuyorum valla. Bence daha lezzetli oluyor. Şöyle göz kararı 2-3 yemek kaşığı gibi ekledim. Bunu pişireceğiz. Bu tencerelerim çok soruluyor ama bunlar Karaca'nın eski sezonlarından. 200 liraya almıştım valla, yalan değil. Seramik olduğu için çok da hızlı pişiriyor. Seviyorum. Şimdi bir yandan da kabaklarımı soyup doğrayacağım. O arada kavrulsun soğanım. Mutlaka biliyorsunuzdur zeytinyağlı kabak yemeğini. Yine benim zeytinyağlılarım. Gerçekten niye bu kadar seviyorum sebzeyi bilmiyorum ama sebze sağlıktır. Bu arada bir kitap okumuştum. Japonların uzun yaşama sırlarını anlatan bir kitap. Yani şu an en yaşlıları 124 yaşında mıydı? 134 yaşında mıydı? Vallahi yalan olmasın ama çok uzun süre yaşayanları var. Ve bunu mesela et yememeye bağlıyordu bir tanesi. Bu yaşıma kadar hiç et yemedim diyor. Sadece vejetaryen beslenmiş. Yani bu bizim Türkiye'mizde pek mümkün değil. Et severiz çünkü biz. Ama böyle giderse zaten hepimiz etten de mahrum olacağız artan fiyatları düşününce. Neyse, konumuz bu. Yani hani sebzenin ne kadar faydalı olduğundan bahsetmeye çalışıyorum. O yüzden yiyin. Sebze sağlıktır. Sürekli et yerseniz evet et güzel, kan yapar. Yani bir sürü şeye de iyi gelir ama çok fazla yediğinizde de kolesterol, işte kalple ilgili değerlerinizde, trigliserit, kalpteki yağlanma oranının artması gibi gibi şeylere de yol açabilir. O yüzden her şey dozunda. Ben Burak ne kadar et sevse de genelde bunu ayarlamaya çalışıyorum. Çok şükür yiyor, sevmese de yiyor sebzeyi. Hani öyle çok tercih etmem ama sen yaptıysan yerim diyor zaten her zaman. Bir gün köfte, bir gün et, bir gün işte balık, bir gün 2-3 gün sebze, bu şekilde idare etmeye çalışıyorum açıkçası. Bir günde mutlaka baklagil yapıyorum. Bu çorbada olabilir, yemekte olabilir. Fark etmez. Şimdi şöyle soğanım kavrulduktan sonra bir kaşık salça ekleyeceğim.
Salçam da güzelce kavrulacak. Arkasından kabaklarımı atacağım. Zaten nasıl doğradığımı da göreceksiniz. 4 tane kabak kullanıyorum bu yemek ölçüsü için. Yarım çay bardağı da pirinç ekleyeceğim. Tıpkı ıspanak yemeği yapar gibi yani. Başka hiçbir esprisi yok. Dereotum kalmamış olsa en son üzerine dereotu ekliyorum. Mutlaka ekleyin, piştikten sonra çok lezzetli oluyor. Burak da yine çok tercih ettiği bir şey değil. Artık altını kıstım güzelce, kabak yemeğimi bıraktım pişmeye, sebzelerim de haşlansın. Haydi biz de kapsüllerimizi açalım ve ilk kahvemizi deneyelim. Umarım lezzetlidir, sizlere de önerebilirim. Bu arada demiştim ya, Nespresso'nunkiler işte bayağı pahalıya geliyor falan diye. Bunun da tanesi 2,5 liraya falan geliyor. 2-2,5 liraya. Yani biz bunu 180 liraya aldık galiba. 180 bölü 80 tane var. İşte aynen 2,25'e falan geliyor tanesi. Bunu böyle denememizi önerdiler. Biz de böyle bir setini aldık. Mesela Kenya, Etiyopya, Single Origin yazıyor hepsinin üstünde. Şöyle. Başka ne varmış? Lungo. Bu büyük işte şey kahveler, Amerikano içmek için. Guatemala. Gene arkalarında okuyacağım. Türkçe yazıyor mu bilmiyorum. Kullanabileceğiniz yazıyor. Mesela Lungo ve Amerikano olarak bunu kullanabilirsiniz demiş. Bunu mesela ristretto ve espresso olarak kullanabilirsiniz demiş. Yani daha sert kahveler, işte bunları mesela sütlü falan yapınca çok güzel olur. Böyle 8 çeşit kahvenin olduğu bir şey Brezilya, bir de espresso olarak var. Şimdi bunlardan ben bir tanesiyle kendime mocha yapacağım. Çünkü canım tatlı bir şeyler istedi. Daha sonra da edite geçelim. Bunlar da pişe dursun burada. Hadi gelin kahvemizi yapalım. Şöyle karıştırmamak için şöyle yaptım. Bu espresso ve ristretto olan kırmızı, bu diğerleri petrol mavisi olanlar da lungo olanlar. O yüzden hepsini şimdi eklemeyeceğim. Önce bir öğrenene kadar karıştırmamak adına bu şekilde yapacağım. Şimdi şu kırmızıyı deneyelim birlikte. Evet, umarım uyumlu olur. Bakalım. Umarım damak tadıma uygun bir kahvedir. Normalde bir kez daha köpürtmem gerekiyordu ama bardağıma çok geldi. Süsünü biraz fazla koymuştum. O yüzden böyle bıraktım. Böyle de çok güzel gözüktü. Ve bu ikinci kahve kimin acaba? Nermin geldi şimdi. Onun da bir videosunu yüklüyoruz. Ona da white chocolate mocha yapıyorum. Şimdi birlikte kahve içeceğiz. Vallahi tam zamanında geldi. Yemekler de geliyor.